Herkese merhabalar, Line hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali Savaş. 8. vitese tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili Eller'le beraber Formula 1'de gündemi, yarışları konuşmaya devam ediyoruz. Eller hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi, sen sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İstersen hızlıca girelim konularımıza çünkü iki yarışa değineceğiz. Amerika'ya ve Meksika'ya biraz değineceğiz. Onun haricinde de iddialara değineceğiz ki iddialar bu yarışlardan belki de çok daha önemli oldu yani. Dün bir anda ortaya Evet. çıkan Alonso'nun Red Bull'a gitme ihtimali, işte Lawrence Stroll takımı mı satıyor konuları falan oldu. Sergio Perez Aston Martin'e geçecek falan, böyle bayağı karıştı her şey ki iddialarının böyle güçlü kaynakları da yok. Hani bir taraf bayağı kolpa diyor, bir taraf çok ciddiyiz falan diyor. Biraz sana onları sormak istiyorum. Neler düşünüyorsun abi genel olarak konularla Yani dün duygudan duyguya yedi farklı duygu geçiş yaşandı. Evet. Sabahtan akşama kadar. Ya ben ihtimal vermiyorum Alonso ile ilgili olan kısımlarına ama dün o Red Bull'un attığı tweet tabii ortalığı karıştırdı yani. Evet, Ben İspanya hani hesabı. resmi hesap çünkü yani bildiğin sarı şeyli hesap yani Evet, zaten evet. normal hesap. O yüzden orada bir kafalar karıştı tabii ama. Yani daha geçen hafta bile yani Horner şey demişken hani Alonso alfa bir pilot varsa benim yanımda olmaz hani iki alfa ile yarışamayız demişken Aynen. ha 10 gün falan oldu daha yani o yüzden sanmıyorum hiç öyle bir şey olacağını ama bu Marco ile Horner arasında hani anlaşmazlık var diyorduk ya. Evet. Acaba hani o tarz bir şey mi diye düşünüyorum düşünmüyor da değilim yani acaba ciddi bir karar ayrılığı yaşamaları lazım çünkü çok iyi anlaşan bir ikiliydi yani geçmişte. Şimdi böyle bir şey yaşadılarsa ki yaşadıklarını söylüyorlar bazı fikir ayrılıklarımız var diye. Hani ciddi bir şey olması gerekiyor bunun için. Aynen, Acaba büyük bir böyle bir sebep şey mi olması diye de lazım. düşünmüyor değilim. Belki hani Red Bull galiba el de değiştiriyor yavaş yavaş. Evet. Biraz hani yönetim olarak o yüzden. Acaba biraz PR zaten Red Bull biraz PR ekibi sonuçta yani genel olarak Formula Tabii. 1 özelinde de öyle. Genel olarak da öyle olduğu için eğlence hani temalı bir kuruluş olduğu için. Hani aslında iki alfa pilotu yarıştırıp hani 2014 vari bir hani yoluna Farklı çok daha iyi hikaye. olur. Evet. Ondan çok çok daha iyi olur yani orası ayrı. Bir yani evet biraz daha böyle bir insanları tekrardan spora çekmek için dikkatli Red Bull'un üzerine daha da fazla çekmek için böyle bir yol deneyebilirler. Yani şimdi şöyle yani Verstappen her yarışı kazanıyor. Verstappen 5 tur falan ekrana gidiyor sadece şu an. Evet. Yarış boyunca yani aslında çok görünür değiller televizyonda yani her ne kadar her şeyi parçalasalar bile, her şeyi alsalar bile çok üzerinde konuşulmuyor genelde. Yani genelde diğer takımlar, Ferrari konuşuluyor, Mercedes konuşuluyor, işte McLaren'in yükseliş boyu konuşuluyor, Aston Martin'in düşüş konuşuluyor. Yani normalde bu kadar rekorları kırıp parçalayan bir takım değil mi? Yani en çok onun konuşulması Tabii lazım tabii aslında ama evet. öyle olmuyor işte çünkü çok domine olduğu için sıkıcı oluyor bir nevi bir noktadan sonra. O yüzden belki de hani bunları göz önünde bulundurup farklı bir şeyler de deneyebilirler ama ben ihtimal hala %10'un altında yani benim kafamdaki ihtimal. Yani %90'dan fazla bir ihtimalle. Öyle bir şey olmayacak. Ha şey olabilir mi? İspanya hesabı paylaştığına göre Sainz de olabilir. Sainz Yok ya. olursa yani Sainz Ferrari'ye giderse ki ben onu da sanmıyorum ama şu dün Sainz'in annesi bir tweet beğendi Evet. O dediler. bence Ama şey beni çekti için. galiba çünkü ben onun hesabını buldum girdim ve Evet. son beğenilerde öyle bir şey yoktu. Çekmiş olabilir. Çekti mi yanlışlıkla mı değdi ama mesela şey oldu bilerek deyip bilerek basıp da geri çekmiş de olabilir yani O fark da, ya edildikten öyle bir şey sonra. olsa anında görürler mi ya? Yani biri uyarmıştır bence ya hemen gündem oldu çünkü hemen gündem oldu. Ya ben onu şey gibi algıladım. Alonso şey Red Bull'a geçecek, Aston Martin'e de Carlos Sainz geçecek gibi bir şey algıladım oradan açıkçası. Ya Ferrari'den ayrılabileceğine dair yani ikisinin Leclerc'le Evet, ikisinin bir evet. arada olmayacağına dair bir tweet'ti. Hani onu ben göremedim beğendiğini ama SS'ler var ortada. Hani o biraz daha kafa karıştıracağı aynı zamanda. Diyorum ya her şey üst üste geldi yani. Fabrega bir taş attı ortaya. Hiçbir şey demedi. Sadece bir taş Evet. attı. Ne olduğuna dair en ufak bir şey yok. Sonra Will Buxton şeyi fırlattı işte bomba emojisi mi? Gif attı pardon emoji diyorum. Yani ben hani onu görünce acaba ilk yani sağlıkla mı ilgili istemeyeceği bir şey yani sağlıkla mı ilgili ya da hani diye düşündüm ama o hani o bomba gifi sanki hani ortalığı birbirine katacak hani yeri yerinden oynatacak bir transfer verilmiş gibi geldi Evet. bana yani o gif bilerek seçilmiş olmalı diye düşünüyorum. Yani birinin
Mesela Perez'in emekli oluyor olması zaten bu kadar formu düşükken o kadar da bomba etkisi yaratır mı? Ki Çok Perez de sanmıyorum emekli ya. olmayacağım dedi zaten ya. Ya o da ayrı konu da hani şey yani Ricardo ile Perez'in takas olması mesela çok bomba etkisi yaratır mı? Değil. O, yani yaratmaz çünkü herkes bekliyor zaten şu anda Aynen. onu hemen hemen. Yani o yüzden çok hani şey gelmedi bana. Sanki onlar değilmiş gibi geliyordu. Ama bilmiyorum ki yani Aston Martin'le ilgili olabilir gerçekten. Belki Honda hani Honda olayı hani ya da Arapları satıyor olabilirler. İstemiyorum demesi belki hani sporun Araplaşmasını istemiyorsa hani tırnak içinde söylüyorum. Belki hani öyle bir şey karşı olabilir. Hani doğrusun Stroll'ün bırakıp Evet. takımı Aramco'ya satması hoşuna gitmeyebilir yani bir Formula 1 takipçisinin. Çünkü genelde hani çoğu insan yani sporun Araplaşmasına karşı çıkıyor. Yani parayla, işin paraya dönmesinden korktuğu için buna Evet. karşı çıkıyorlar genelde. O sebeple belki öyle bir şey olabilir. Yani istemeyeceğim derken belki onu kastediyordur diye düşünebiliriz. Bugün bir gazeteci de şey dedi, Aston Martin para problemi yaşıyor tarzı bir haber paylaştı. Onu anlamış değilim. Bütçe sınırı varken nasıl para problemi Evet. yaşayabilir bir takım? Yani Aston Martin hele yani Lawrence Stroll gibi bir milyarderin olduğu bir takım. Oğlu da takımda hani halbuki. Ya bana haber doğru gelmedi bilmiyorum. Yani doğru olduğunu pek ihtimal vermiyorum. Çünkü şu an şey gibi geliyor bana yani. Bütçe sınırı 300 olsa, 250 olsa, 300 abarttım da 250 olsa 250'yi daha güzel gibi geliyor bana biraz. Ya Çünkü muhtemelen. şey hani adam Formula 1'de 20 senede yapılmış tek fabrika yani. İlk defa yeni bir fabrika yapıyor. En modern, en teknolojik fabrikayı yaptı şu an. Evet. Yani ilk aşaması bitti, ikinci aşaması bitmek üzere. Ya da ikinci aşaması da bitti tam bilmiyorum. İşte üçü rüzgar tünelinin olduğu üçüncü aşamayı seneye işte birkaç ay sonra veya hani 10 ay sonra falan 11 ay sonra hazır olacak. Yani tüm bunlar ortadayken yani takımı satması tabii bunlar yani takım satması da mantıklı gelmiyor. Birincisi şey de mantıklı gelmiyor yani zarar etmesi de mantıklı gelmiyor. Yeterli parayı harcayamaması pardon zarar Evet. etmesi diyor. Yeterli parayı harcamaması falan. Bence güncellemelerin gecikmesinin onunla bir alakası yok diye düşünüyorum ben. Çünkü ya bence yeni fabrika ile alakalı biraz da o gecikmenin kaynağı yani güncellemelerin çalışmaması değil de. Gecikmenin kaynağı yeni fabrika işte zor yani taşımak falan zaten bir ay çöpe Evet, gitti doğal onlar olarak. çadırlarda falan kaldılar yani o süre. O yüzden yani çok dağıtmayalım konuyu da bilmiyorum yani dediğim gibi birkaç olasılık var. Ama işin Alonso'yla ilgili olduğunu düşünüyorum. Sainz olayına dönecek olursak hani Sainz Red Bull'a giderse Ferrari kimi alır sence? Ben direkt Baci Alonso yazarım şu anda. Yani evet, öyle görünüyor açıkçası. Gençleri falan Yani düşünüyorum da öyle büyük bir genç de yok. O yüzden Alonso iddialı var olabilir mı yani. daha iyi? İşte herkes düşün, genci de düşün, yaşlıyı da düşün. Daha iyi bir seçenek var mı? Valla yok gibi duruyor. Yani Hamilton alabilirler ama bağlı şu an yani. Evet. O yüzden yani Alonso'ya mantık seçenek gibi duruyor. O yüzden yani öyle bir şey yok. Yani Sainz'e Red Bull'a giderse Alonso da Ferrari'ye gider ki bu şey hani işte bomba ikisi yaratacak bir İspanyol için iki farklı bomba var aslında. Yani Evet. Sainz dominant takımı geçiyor. Alonso Ferrari'ye geçiyor. Müthiş bir bomba var aslında. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali Red Bull'dan daha fazla bana verin. Alonso'nun Ferrari'ye geçme ihtimali Red Bull'dan daha fazla ama hep Red Bull konuşuluyor. Yani bakalım. Yani bilmiyorum ne olacağını ama O enteresan zaman şeyler olacak gibi duruyor. evet Yani bu kadar yorumlayabilirim. ya, bunun bir de sonuçlanması lazım, hani bir şey atıldı, ne olacak ne bitecek, iki taraftan illa Çok açıklamalar olacaktır yani. çok ayıp ama yani insanlar orada konulattı falan. Eğer ortada böyle bir şey yoksa Kesinlikle. gerçekten. Onu Gençler bekleyeceğiz. için korkunç bir şey bu yani. İnsanların saatlerce insanları beklettiler, Evet. heyecanlandırdılar. Yani bu 3 kişi 5 kişi değil ki belki milyonlarca Tabii insan tabii. yani. Evet. Bütün İspanya kaynadı dün. Hashtag falan açıldı yani. Ya Hani... belki böyle bir gündem yoksa bile gündem oldu yani. Öyle düşünmek lazım. Yani... Takımlar da zor durumda kalıyor. Öyle hiçbir şey yoksa mesela, onları da kötü etkilemiş olabilir yani tweet. Ben sabah uyanır uyanmaz gördüm fabrikanın tweetini daha hani kimse farkında değil yani bizim yani işte motorsport falan o tutkumuz falan onları da daha görmemişti o tweet'i. Yani ben gördüğümde kimse paylaşmamıştı bizim Türkiye'de yani. Ben kendim gördüm ve dedim Allah Allah ne acaba dedim. Geçtim yani çok üstünde durmadım. Sonra bir başladık şeyler bizim İspanyollar zaten çıldırdı yani her zaman gibi. Evet. Sonra biz de biraz üstüne şey yaptık. üstüne koyduk birazcık. Sonra etkileşime göre paylaştık. İddiaları yaydı yaydı Aynen öyle. derken. İddia derken de fanların iddiası yani o da. Evet. Bir şey değil yani. Ciddi değil.
Ya Fabrega İspanyol olunca herkes Aston Martin'e kötü bir yarış geçirince Aynen öyle. emekli olur. Yani bu arada emekliye de değilim. Ben emekli olacağını hiç sanmıyorum çünkü Yok ya. ya hiç sanmıyorum çünkü zaten devam ediyor yani ben Aynen. kendim yavaş olduğumu hissedene kadar bırakmayacağım. Gerçi bu hafta kendimi yavaş hissettiriyordu ama Ya yarışlıktır. inşallah. İlla sezonun içinde çok iyi oldu. Podyuma çıktığı anlar oluyor. Yani bence böyle bir sezondan sonra bırakmaz. Biraz gerilese de Valla. sezonun sonuna doğru. Araçla ilgili problem, takımla ilgili problem. Yani bireysel bir şey değil bence. Sıralama turlarında geçti. Yarışta da zaten şeydi yani yarışta hasar almıştı zaten Aynen arkadan biraz aynen. onda gitti vardı ama yani hiç, uzun zamandır araçta bu kadar rahatsız olduğunu yani hissetmemiştim. İki kere spin attı adam. Evet. Şeyde yani hafta boyunca Alonso ne zaman iki kere spin attı bir hafta boyunca? Hiç hatırlayamıyorum Kariyerinde var mı ya. mesela? Yoktur muhtemelen. Yani olmayabilir yani bilmiyorum emin değilim yani şimdi yalan olmasın da. Hatırlamıyorum da yani bir tane kesin var tabii de yani iki tane olduğu Evet. çok rahat yani bir tane attığı vardır bayağı yani. Belki 50 tane vardır da hani iki tane attığı olmayabilir. Bir de şey zaten CNX'leri yazmıştı Instagram'dan ama Aynen. işte sanmıyorum bir şey olacak. O tarz bir şey olacak. O Ya bu arada zaman çok son olarak şey de söyleyeyim. tabii. Yani eğer takım el değiştirirse Alonso ayrılmaya da bilir. Yani insanlar otomatik şey Evet diyor bak evet. yani Aston Martin takımı satarsa Alonso ayrılacak. Niye? Niye ayrılsın ki? Yani Da, Alonso'yu da yani satmıyorlar. mühendis Sözleşme ekibi mi? aynı kalıyor. Evet. Yani Arapları satılırsa para da bir eksilme olmaz. Muhtemelen. Yani vizyonda fabrika yapımı devam edecek, rüzgar tünel yapımı devam edecek. Evet. Çok büyük bir değişim olmayacak sadece el değiştirmiş olacak. Hı. O yüzden yani kalabilir yani sonuçta. Süper. Bu şekilde noktalayalım o zaman iddiaları. Buradan Meksika'ya geçelim. Oradan da Amerika yaparız. Böyle yakından uzağa gidelim. Meksika'da Verstappen yine kazandı. Geriden başladı. Yine pole pozisyonundan başlamadı. Amerika'da da onu konuşacağız zaten ama yine de kazandı. Hamilton ve Leclerc podyumu tamamladılar. Yine Amerika'da konuşacağız. Onlar yine podyumu tamamlamışlardı ama diskalifiye oldular sonra. Bu sefer diskalifiye olmadan tamamladılar. Ne düşünüyorsun abi yarışla ilgili genel olarak? Yani çok kötüydü bence yarış. Evet ya. Bir de gece saatlerinde Yani olunca bizim tabii için. tabii çekilmez oluyor. Yani red flag falan da oluyor çok hızlı Evet. oluyordu. Ya bilmiyorum Meksika'da ben güzel yarış hatırlamıyorum. 2021 bir tık fena değildi sanki. Yani evet. Düşünüyorum geçen yıl şimdi yine bir şey yoktu çok. Yok ya hani Çok gerçekten keyifli güzel olmuyor. yarış. Hatırlamıyorum yok yani. Gerçekten hatırlamıyorum güzel yarış. 2016 biraz şeydi işte Ferrari Red Bull işte Evet. Verstappen. Vettel'in White'ın geçiş fırlatması falan o tarz şeyler vardı. Biraz hani eğlence vardı yani o Evet. yıl ama bilmiyorum yani keyifli yarışlar çıkmıyor burada. Pistte çok şey yani hem geçişi çok mümkün kılmıyor yani uzun düzlüğe rağmen Evet. şey olunca yani DRS etkisi de az olunca çok şey olmuyor. Hava koridoru etkisi pardon. Çok eğlenceli yarışlar ortaya çıkmıyor. Bugün, dün de öyleydi yani geçen gün de öyleydi. O yüzden çok eğlenmedim ben yarışta ama tabii şey arkalarda yine güzel kapışmalar vardı aslında ama işte ne kadar keyifli oldu. Geçiş olmadıktan sonra birbirlerini Aynen. 0,3 ile bile takip etse arabalar çok da bir eğlencesi olmuyor aslında. Yani bilmiyorum 2007'de de mesela 2008'de de çok geçiş olmaz. Hatta bundan çok daha az geçiş olurdu muhtemelen. Yani DRS yok, ters yok, RS yok, hiçbir şey yok yani. Sadece saf geçiş yani tamamen sana kalmış. İçeriye riskli dalışlar falan yapıyordun ama Evet. yani arabalar birbirini yakın bile çok takip edemiyordu. Hani öyle turluyorlardı sadece. Ama heyecan bundan da çok daha fazlaydı. Aldığımız keyif bundan çok daha fazlaydı. Yani neden bilmiyorum. Muhtemelen arabaların güzel görünmesi, sesin güzel olması, yakıt Olabilir. ikmali, yakıt ikmalinin etkisi var bence. Strateji biraz daha böyle daha düşünmeye sevk etmesi. Tabii Şimdi tabii. Pirelli sağ olsun zaten şey genelde yani iki pit yine arada bu ara yine iki pit, dört pit falan oldu ya, üç pit falan oldu yani Katar Matar dolayısıyla ama Evet. yani stratejileri herkes yarıştan önce biliyor zaten yani. Çoğu pilot zaten her yarışta medium art hard yapıyor bitiriyor yarışı bu kadar basit aslında. Yani çok fazla kafa karıştıracak bir şey olmuyor. Zaten bir de güvenlik aracı çıkıyor 15. turda 20. turda. Aynen. Herkes aynı anda lastiği değiştiriyor. Bütün yarışın heyecanı büyük yani. Yani Katar'daki de biraz ekstremdi yani 15 turda pite girmek zorunda olmaları falan ama diyor yapay bir şeydi zaten. Evet. Ama yani şu an Pirelli de hani sporu sıkıcılaştırıyor. O sebeple yani bilmiyorum. Böyle yorumlayabilirim yarışın sıkıcılığını. Bence takımdan çıkacaksa ilk 3 pistten biri kesin eksik olmalı yani. Aynen öyle. Ya ben katılıyorum bu arada sana da. Arkada dediğin biraz sonuçlara da değinelim. Ricardo 7. oldu. Ki Amerika'da dönüşünden sonra bayağı kötüydü ama orada Sunoda'nın ayarlarını kullandığı için zorlanmış. Böyle bir tweet okumuştum sabah saatlerini yanlış hatırlamıyorsam. Bugün ya bugün derken yarışta
Kendi ayarlarını ilk kez kullanmış ve 7. oldu. Bayağı da iyi sıralama turlarında 4. oldu. Çok çok iyiydi yani. Evet işte Perez'i geride bıraktı yani. evet, kırmızı bayrak çıkmasa hani daha da iyi bitirebilirdi. Evet, kesinlikle. Onun arkasında Albon Dezavantajı vardı. 9. da oldu. O da iyiydi. Albon 3 haftada puan alıyor. Evet. 3 hafta olması lazım. Aynen. Yani çok ya zaten çok formda sıfıra karşı ya yani kim olursa olsun savcının tane o kadar yani tam kötü pilot da yani hani ne olursa olsun sıfıra karşı yenmek Evet. yani her zaman çok büyük başarıdır. Formula 1 tarihinde kaç kere oldu ki ben yani çok da olmadı yani 5 kere 6 kere oldu yani bildiğim kadarıyla En maç. azından istikrarlı Çok olmak mantıklı. önemli yani. O kadar bile olmadı hatta yani. İşte Alonso Aynen. 2 kere yaptı. İşte kim yaptı? Schumacher bir kere yapmış galiba falan filan yani o kadar yani çok Evet. yok yani. Yani işte şey Russell yapmıştı bu sefer. Ama hani Williams'da böyle oluyor nedense. Hep böyle bir pilotlar parlıyorlar Williams'da 21-0 yaparak, 19-0 yaparak ama sonra yani Russell bu sene bayağı kötü ama geçen sene o da kumaşını göstermişti. Yani bu sene bütün formu düşüktü. Hamilton'da çok iyi sürüyor. Neyse konuyu dağıtmayalım. Albon bayağı iyi gerçekten. Ya ben hani gitmesini ister miyim daha iyi bir takımlara? İsterim tabii ama şey yani Williams'ı Büyütmesi daha güzel olur. eski günlerine ya Williams'ı taşıması, o takıma liderlik etmesi de hoşuma gitmiyor diye gidiyor yani galiba. Evet. Yani Williams'ı biraz daha hızlanırsa daha güzel olur ki zaten çok yavaşta değiller yani. Tabii. İyiler aslında bu ara iyiler yani ortalama olarak aslında 7. araçlar yine Ya yani şey birazdan değil. değineceğiz. Sargent bile Amerika'da puan aldı yani. Tauri falan geldi. Yani şu an Alpine'den daha yavaşlar mı? Hemen hemen onların hızındalar yani çok Yani. farkları yok. Alfa Tauri'den de yani bazen hızlar bazen yavaşlar. O yüzden 6. 7. takım ki Aston Martin de şu an hani gerilediği için aslında 5. takım bile olabiliyordu aslında eskidekilerden. Evet. O yüzden ki aslında Sargent da iyi yarışlar çıkarıyor. Fena değil yani. Genelde 11. 12. falan olmaya yaklaşıyor. Geçen gün de şey olmuş. Son anda bir tane almışlar. Son virajda bir tane almışlar. Yani onu da anlamadım yani. Direkt finish listesini geçip orada durabilirdi aslında. Onu yaptı anlamadım. Neyse öyle yani Albon'da iyi sürüyor ama dedim ki takımı liderlik etmesi daha iyi olur bence. Peki Meksika'yı şöyle kapatalım istiyorsan. Perez yarış dışında kaldı ilk turda. Hatta ilk viraj diyelim. Leclerc'le çarpışınca. Çarpışma değil de ufak bir yarış teması diyelim. Yarış teması olarak mı görüyorsun? Birini sence yani biri mi hatalı ne düşünüyorsun kazayla ilgili? Ya Perez de hatalı bir Değil kere. mi? Tamam anladım Aynen. yani. Perez 5. kalktı değil mi? Evet, 5. kart. Beşinci, Aynen. 5'ten liderliğe çıkacaktı. Hani Evet ya. kariyerinde. Tam da eleştiri oklarının onun üzerindeyken. O yüzden anlayabiliyorum risk almasını. Hani bir anda kahraman olacak düşsene. Yani 5'ten 1'e Tabii. çıkıyorsun. Yarışı kazanmasan bile. 3. ya 4. geri düşsen bile. O start unutulmayacak. Yani çünkü mesela biz nasıl ki Alonso'nun 4'ten 1'e kalktığı 2 tane startını Özel 2017'de 12 tane startlar, startını aynen. yıllar sonra paylaşıyorsa. Ya şimdi şöyle mesela 9.luktan 5.liğe çıkmak çok görkemli olmuyor ama startta yani 1.liğe Liderliği çıkıp 3 almak sıra önemli. yani 3-4 sıra kazanıp liderliği almak çok apayrı bir keyif veriyor yani insana. Özel Kesinlikle. oluyor yani o. O yüzden 5'ten 1'e kalkmak yani Alonso'nun bile yapamadığı bir şey. Startların kralı olarak. O yüzden kendi evinde böyle bir şey yapsa efsane olurdu gerçekten de. Evet. Unuttururdu yani çoğu şeyi belki de. Ama işte çok erken kapandı orada virajda. Yani gereksiz kapandı oraya doğru. Şey dedi, Leclerc'in daha erken frenleyeceğini tahmin etmiştim de yani niye erken frenlesin ki ben sana şunu söyleyeyim. Perez orada, Perez o kadar iyi kalkmasa yani oraya girmese dışarıdan Leclerc Verstappen'i geçebilirdi Olabilir de evet. Verstappen o kadar iyi çünkü kalkmadı çünkü yani. Leclerc çok sıkıştı orada. Yok yok yani Verstappen bayağı iyi kalktı da yani Yok, sonuçta Perez'e son göre daha iyi dakikada kalkmadı mesela tabii karşılaştırırsak. o hani ya Verstappen çok iyi kalktı da Perez daha da iyi kalktı aslında işte. Şey demeye çalışıyorum yani Leclerc burada kurban oldu biraz aslında Perez'in yani. O Evet. çarpınca zaten bir de şey oldu hani sendeledi bir de. Yani demeye çalıştım çok erken kapandı. Biraz daha şey yapsa hani dışarıdan daha geniş bir çizgideki ilk virajda o mümkün aslında. Yani çok dar bir viraj olduğu söylenemez başlangıçta. Sonradan daralıyor da. O yüzden orada biraz daha geniş bir çizgi izleyebilirdi bence. Zaten ikinci viraja sol taraftan girmek bence daha avantajlı olabilir. Çünkü üçüncü viraj yani ikinci devrede düzüne çıkarken daha erken gaza oturabiliyorsunuz. Evet. O yüzden oradan dışarıdan şey yapsa fena olmazdı bence ki şey bile yapabilirdi yani virajı bile kesebilirdi orada. Meksika'da ilk virajı kesenler çok oluyor yani startlarda. Hani şey derdi yani Leclerc beni sıkıştırdı mecbur kaldım diyebilirdi orada gayet. O zaman Kozon'un elinde olurdu. Yerini geri vermesini isteyemezlerdi belki de FIA'dan. Ya da 5 saniye cezayı alırdı ama liderliği almış olurdu yani. Aynen. Öyle giderdi hani.
O anın etkisiyle adrenalin işte o hatalarını geçmişteki Kendi evinde olması da. yakın geçmişteki işte eksikliklerini telafi etmek kendi evinde olunca bir de o maçta biraz fazla Bir agresif dediğin oldu gibi kazan. gaza da gelmiş olabilir. İnanılmaz kalktı çünkü yani. Tabii canım yani ben anlayabiliyorum yani ben de o kendi evimde bu kadar kötü giderken o kadar böyle bir start alsam ben de zorlardım yani ama işte biraz da temkinli olması gerekirdi ama çok anlaşılır bir şey yani. O Aynen. kazıya yani bu seneki diğer hatalarından çok da anlaşılır yani bu Süper. bence. Var mı eklemek istediğin? Yani Hamilton çok iyi sürüyor gerçekten bu arada. İlk Evet. yarışta puan alamıyordu yani. Bir şekilde. Ama hani bu sefer ikinciliği almayı başardı. Galibiyeti de alabilirdi. Hı. Startta daha iyi kalksaydı. İkinci starttan bahsediyorum. Evet. Ben liderliği almasını bekliyordum orada medium'da kalktığı için ama alamadı orada. En azından Leclerc'i geçseydi belki şansı olabilirdi. DRS'yi açabilirdi çünkü Verstappen'e karşı falan. Ama Verstappen Leclerc'i geçene kadar Verstappen zaten farkı açmıştı biraz. Hı. Bir hatırlıyorum, doğru mu hatırlıyorum? Evet, Herhalde evet. öyleydi. O yüzden galibiyet şansı orada biraz erimiş oldu. Ama gayet iyi sürüyor. Russell'a ciddi fark atıyor. o şekilde. Başka Norris'in ben performansının abartıldığını düşünüyorum. Dün de yazdım. Son 25 tur çok iyi sürdü gerçekten. Evet. Ama oraya kadar hem sıralama turlarında hem yarışın ilk 45 turunda bence berbat sürdü. Yani ilk 45 turda insanlar Norris'i bilmiyorum niye o kadar övüyorlar. Yani toplam totalde son 25 turda iyi yükseldi diye. Neden bu kadar hani öncekileri yok sayıyorlar? Norris'in genelde böyle yaptığı kötü şeyler yok sayılıyor yani hafta sonu. Aynen. Onu anlamış Biraz değilim. pozitif diye herhalde millet seviyor olabilir. Olabilir. Yani ilk 12 turda Sop'la kalkmasına rağmen startta sadece işte ne yaptı? Sadece sıra, yani galiba sıra kazanamadı ilk startta. Yok ya Sonra kazanamadı işte hasarlı ve en yavaş araca sahip Alonso'ya geçti. evet. Normal. Şey, startta değil o da yani Evet. DRS'de. Sonra şey geçti. Hard lastikli Ocon'u geçti zaten. Temposu çok yavaştı Ocon'u. O kadar. Soft 12 tur öyle gitti zaten. Kimse geçemedi sonra. Softla kalkmışsın takım senden. Niye soft takıyor sana? Yani startta sıra kazan. Biraz daha şey yap. Aynen Ne bileyim. Yüksel ondan sonra erken pite gir. Arkada işte temiz havada. Git undercut yap diye yapıyor ama takımın stratejisini hiçbir şekilde optimize edemedi. Tam tersine baltaladı yani. İşe yaramamış oldu o taktik. Aslında işe yaradı bile bir ama hani erken pit yaptığı için işe yaradı. Yani soft'un bir avantajını kullanamadı. Takım bana evet. ikinci turda pit aldı. Çok mantıklı bir karardı. Çünkü şey olarak tabii yani iki pit yapacaktı aslında ama kirli havada herkes derece trende giderken Norris arkada 2 saniye hızı turluyordu herkesten. Ama işte 2 saniye hızı turluyordu işte ne kadar iyi sürüyordu falan gibi söylemiyorum onu. Çünkü Sonoda da aynı durumdaydı ondan. Bir tur Evet. Sonoda ondan bir tur önce pite gelmişti. Ve Sonoda Norris'le ya aynı hatırlıyordu ya da biraz daha Sınav gibi daha iyi hatırlıyordu yani ortalama Büyük olarak. fark Bu yoktu. fark 2.9 yani şöyle diyeyim yani 12. turda 2.9 falan bir fark. İşte 25. turda falan 2.1 yani de farkı azaltmıştı bile yani Sonoda aslında. Evet. Hani aynı şeyde gidiyorlardı. Aynı ömrü de attı. Sonradan bir tur daha eskiydi. Aslında yani onu söyleyebiliriz. O yüzden çok özel bir, ya tamam Alfa Tauri bu hafta gidiyor da yani. Ya McLaren deydi yani. Şimdi McLaren miydi, Alfa Tauri mi? Yani Yani. McLaren bir tık daha iyiydi bence. Çünkü yani önden başlayamadığı için Norris şey yapamadı. Piastri bu hafta kötüydü zaten. Evet. Ricciardo da bireysel olarak çok iyiydi. O yüzden McLaren bence bir tık daha iyiydi. Zaten antrenmanlarda uçuyorlardı. En iyi pilot falan diye Norris neredeyse. O sebeple ondan sonra zaten şey kırmızı bayrağın gelmesi tamamen şans oldu. Şey olduğu için. Hani pitte zaman kaybetmiş oldu. Daha doğrusu güvenlik aracına pite girdi Norris ama orada sadece hani 2 sıra kaybetmiş oldu. Hani 2-3 sırayı falan cebine beleşten koymuş oldu. Sonra restartta şey yaptı. 5 sıra kaybetti yani. Evet. Neymiş? Kaza yapmamak için temkinli davranıyor. Yarış pilotu bunların hepsi yani. Evet. Hepsi startta ölümle kapışıyor. Yani tamam 1 sırayı 2 sırayı şey yaparsın yani. 2 sırayı verebilirsin yani. Evet. Kaza olmasın diye ayağını gazdan çekersin de 5 sırayı kimse öyle kaybedemez yani burası Formula 1 yani. Kesinlikle. O yüzden ki sen daha iyi lastiğe sahipsin diğerlerine göre. Etrafındakilerin birkaç tanesi hardla kalkmış orada. Evet. Sen medium'la kalkan bir isim olarak sıra kazanman gerekirken 5 sıra geriye düşüyorsun. Sonra 9 tur falan zaten sadece alfalara geçebildi. Alfaların temposu yarı sona doğru bayağı düşmüştü. Ama hadi oradan hani lastik koridorunu varsayıp orayı şey yapabiliriz. Hani
makul kabul edebiliriz. Sonra çok yükseldi zaten. Ben oraya kabul ediyorum. Müthiş yükseldi sonra ama ne bileyim, Norris'i beni hiç etkilemiyor. Yani ben hani hafta sonunda toplam olarak baktığım zaman Norris'i 10. en iyi pilot falan anca diyorum yani. Hani anca. Belki demem bile yani. Çünkü yaptığı hatalar ya da eksiklikler çok fazla. Yani son 25 turda çok Evet. yükseldi diye gidip Çok 11. stabil planlar değildi falan hafta dedim. sonu Ama biliyorum ki Power Rankings'te Norris 5. onun olduğunu biliyorum. için. Yani o yüzden laf yok. Süper. Buradan da ufaktan bir Amerika yapalım. Sonra da kapatalım. Tabii Amerika'yı biraz oldu ama yine de değinelim. Verstappen orada yine kazandı. Hamilton ikinci oldu. Ben az önce Leclerc üçüncü oldu dedim de Leclerc üçüncü olmadı. Karıştırdım. Carlos Sainz diskalifiye olunca Hamilton üçüncü oldu. Pilotları karıştırdım Ferrari'de. Norris de ikinci oldu. Perez dördüncü oldu yine diskalifiye olunca Hamilton. Orada Leclerc altıncı sırada bitirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam ama o da diskalifiye olunca yerini kaybetti. Doğru, Russell öyle. 5. oldu. Ne düşünüyorsun abi Amerika'yla? Ama Ufaktan bir özet alalım. Sonra da kapatalım. Meksika ile Amerika karışınca bana da öyle geldi. Bir anda nasıl üçüncü bitirmişti Leclerc Evet. biliyorsun. Ya tabii üzerinden zaman geçince insan biraz detayları unutuyor ama Amerika'da yani yazık oldu diyebilirim yani Hamilton'dan Leclerc açıkçası. Evet. Yani Leclerc özellikle takımın yarışını berbat etti resmen. Leclerc'in yanlış stratejiyle. Aynen. Yani tamam yarış kazanmasını çok bekleyemeyiz zaten. Çünkü ya ben şunu anlamıyorum yani işte son pole'den başladı son 10 yarış 11 yarış kaybetti. Niye? Çünkü yarışta arabası kötü geçen yıldan beri yani bu yani Yani. sebebi. Yani zaten çok bir şey yapamaz. Tamam hadi geçen sene denkti arabalar hemen hemen ama geçen senekileri eleştirebiliriz yani. Verstappen pilotaj olarak belki hani bazılarında gerçekten pilotaj olarak Leclerc kendi yani Leclerc pole'den başladığı zamanlarda. Ama hani bu sene yani adam zaten yarışta hani Ferrari zaten iyi değildi ki yani Aynen. Monza ve şey yarış Monza ve Singapur aracı zaten Ferrari çoğunluğu kötüydü yani hani galibiyet için temposu yoktu zaten çoğunda falan çoğunda. O yüzden çok eleştirecek bir şey göremiyorum Leclerc üzerinde yani geriye düşmesinde çünkü takımla alakalı tamam yani iki pit yapsalardı. Ama işte Leclerc'in acemiliği de şey yani orada onu da söyleyeyim yani gaz diye stratejisini sormuş yani bir pit mi yapacaksınız siz yani böyle bir Evet. soru sorulur mu yani hani su yapmamız gereken bir şey. Yani ne kadar doğrudan rakibi olmasa bile. Hamilton'a gelince gayet iyi sürmüştü ama diskalifiye oldular. Yani bu kural kuraldır yani kimse ağlamasın yani niye diskalifiye ettiler. Hep bize oynuyorlar falan filan diye. Tabii ki şey kuralına ben de karşıyım. Sadece 3-4 pilotun hani incelenmesi Evet. olayını. Bence puanlar yani işin zorluğunun farkındayım. Herkesi inceleyemiyorlar ama en azından puan alanları incelemediler. Yani ilk onu incelemediler. Yani 2-3 tane daha kaliteli çalışan alsınlar. Yani incelesinler o kişi işte. Yani sadece bir adam mı var yani? Adamın ismini unuttum şimdi. Joe Bauer değil mi Evet, işte? evet O, bir o. tek o adam mı var bakacak yani? Hani. Bu mutlaka vardır yani birine bakacak. Dolayısıyla ilk ona bence kesin bakmalılar. Eğer hani olur da bir diskalifiye olursa 11. ve 12.ye de bakmalılar. Yani o şekilde bir sistem düşünüyorum. Öyle yani. Süper. Bu şekilde istiyorsan noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta zaten Brezilya'da olacağız. Ondan sonrasında Amerika var. Las Vegas herkesin beklediği ne olacağını bilmediğimiz. Ondan sonra da Abu Dhabi'yle zaten sezonu kapatacağız. Eklemek istediklerim var mı ayrıca? Yok. Teşekkürler. Süper. Ağzına sağlık. Senin. Önümüzdeki haftalarda tekrardan sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizi de takipte kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.